çocuklar, konumuz cümlenin anlam özellikleri. Okuduğumuz her cümlenin bir anlam özelliği var. Örneklerimize birlikte bakalım. Film izlerken gülmekten öldük. Gülmekten ölebilir miyiz? Tabii ki hayır. Burada abartma yapılmış. Demek ki bu cümlenin anlamı abartma. Hoşgörü anlayışla karşılamak demek. Hoşgörü çok güzel bir kelime. Hayatımızda mutlaka olmalı. Burada hoşgörünün tanımı yapılmış. Demek ki tanım anlamı var. Oyunu A takımı alır. Daha oyun oynanmamış ama öncesinde bir tahminde bulunuyor. Demek ki bu cümlede tahmin anlamı var. Şiirin başlığı konuyla alakalı değil. Başlığı da konu alakalı değil ve bunu söyleyip eleştiri yapıyor. Eleştiri anlamı var. Akşam kek yapalım. Kek yapmayı istiyor ve bunu teklif ediyor. Demek ki bu cümle istek cümlesi. İstek anlamı var. İnsan böyle hoşgörülü olmalı. Karşılaştığı bir insanda hoşgörü özelliği görmüş ve çok beğenmiş. Bu cümle beğenme özelliği gösteriyor. O yüzden beğenme diyoruz. Ya yolda kaza yaparsak? Daha yola çıkılmamış ama çıkmadan önce böyle bir endişe taşıyor. Cümlenin anlamında endişe var. O kadarcık parayla nasıl geçiniyorsun? Burada kazandığı para küçümsenmiş çocuklar. Bu yüzden anlamında küçümseme var. Küçümseme çirkin bir kelime, hayatımızda olmamalı. Arı gibi çalışkandı. Çalışkan olma özelliğini arılara benzetmiş. Bu yüzden benzetme anlamı var. Bol bol soru çözersen başarırsın. Başarılı olması için bol bol soru çözmesini önermiş. Öneri anlamı var. Sana güvenmekle hata yaptım. Güvendiği için pişmanlık duymuş. Bu yüzden pişmanlık anlamı var. Bari bugün geç kalma. Her gün geç kalan birisiymiş. Bu yüzden bugün geç kalma bari diye yakınıyor. Yakınma anlamı var. Efe Emre'den hızlı koşuyor. Efe ile Emre'yi hızlı koşma bakımından karşılaştırmış. Bu yüzden karşılaştırma anlamı var. Konumuzu bitirdik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.